Merhaba arkadaşlar, Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere oğlumun 1 yaş doğum günü için hazırlamış olduğu pastamın yapımını paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bu pastayı süslerken hiçbir şekilde pasta süsleme aleti kullanmadım. Hepsini kendim elimle hazırladım. Yani evinizde pasta süslemek için pasta süsleme aleti olmadan da güzel bir pasta hazırlayabilirsiniz. Artık pastamızın yapımına geçelim. Öncelikle çikolatalı pastacı kremamızı hazırlayalım. Çikolatalı pastacı kreması için tenceremizin içerisine 4 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı mısır veya buğday nişastası, 1 çay bardağı şeker, 4 yemek kaşığı dolusu un ve 2 yemek kaşığı kakaomuzu ekleyelim. Daha sonra 1 adet ayırmış olduğumuz yumurta sarımızı da ilave ederek sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirelim. Kaynayıp koyulaşan kremamızın içerisine 1 paket şekerli vanilyamızı ilave edelim. Erinceye kadar karıştıralım ve ocağımızdan alalım. Kremamızı soğumaya bırakalım. Pastamızın kekini hazırlayalım. Keki için karıştırma kabımızın içerisine 5 adet yumurta akımızı ve 1 tutam tuzumuzu alalım ve iyice çırpalım. Krem şanti kıvamına gelinceye kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Koyulaşıncaya kadar çırpmaya devam edin. Bu şekilde olduktan sonra tamam demektir. Başka bir karıştırma kabımızın içerisinde de 5 adet yumurta sarımızı ve 1 su bardağı şekerimizi iyice çırpalım. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca çırptım ve içerisine yarım çay bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Daha sonra tekrar çırpmaya devam ediyorum. ½ su bardağı artı 1 yemek kaşığı un, 1 paket şekerli vanilya ve 1 paket kabartma tozumu eleğimin içine alıyorum ve içerisine eliyorum. Çırpıcımız ile güzel bir şekilde çırpalım. İyice çırptıktan sonra başka bir kabın içerisinde çırpmış olduğumuz yumurta aklarımızı içerisine ilave edelim ve spatula ile güzel bir şekilde karıştırarak birbirine yedirelim. Bu şekilde yuvarlak kelepçeli kek kalıbı kullandım. Alt kısmını yağlı kağıt ile kapladım arkadaşlar. Üzerine hazırlamış olduğum kek hamurumu boşaltıyorum. Üzerini spatula ile düzeltiyorum. Kekimizi fırınımıza koyarken ısıya dayanıklı bir kabın içerisinde suyumuzu da koyarak kekimizi pişirmeye bırakalım. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırınımızda yaklaşık 40-45 dakika boyunca pişirelim. Pastacı kremamızı iyice soğuttuk. İyice soğutmak çok önemli arkadaşlar. İyice soğuduğundan emin olduğumuz pastacı kremamızın içerisine 1 paket krem şantimizi boşaltalım ve çırpıcımız ile 4-5 dakika boyunca çırpalım. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Pandispanyamızı hazırladık. Pandispanyamız gördüğünüz gibi bu şekilde. Yumuşacık bir pandispanya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.
Şimdi pandispanyamızı soğuttuktan sonra 3 eşit parçaya bölüyorum. Ayırmış olduğumuz parçalarımızı bir kenara alalım. Servis tabağımın üzerine 3 eşit parçaya bölmüş olduğum kek parçalarımdan bir tanesini alıyorum ve etrafını kelepçeli kalıbımı geçiriyorum. Kekimin daha da yumuşak olması için süt ile ıslatıyorum arkadaşlar. Kekimiz zaten yumuşak. İsterseniz süt ile ıslatmaya da bilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz pastacı kremamızdan içerisine koyalım. Üzerini spatula ile düzeltelim. Kısmına muz ve damla çikolata kullandım. İç kısmını istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Muzumu ve damla çikolatamı da serptikten sonra üzerine bir miktar daha pastacı kremasından döküyorum ve sürüyorum. Üzerine kekimden bir tanesini daha koyuyorum ve süt ile ıslatıyorum. Yine aynı şekilde süt ile ıslattıktan sonra pastacı kremamızdan koyup sürüyoruz. Muz ve damla çikolata koyuyoruz. Daha sonra en son kekimizi de üzerine koyarak kapatıyoruz. Buzdolabımıza koyarak en az 1-2 saat dinlendiriyoruz. Son kekimi de üzerine kapattım. Son kekimin üzerini de süt ile ıslatıyorum arkadaşlar. Daha sonra buzdolabıma koyarak en az 1 saat kadar dinlendiriyorum. Pastamızın üzerine sürmek için krem şantimizi hazırlayalım. Karıştırma kabımızın içerisine 1 paket krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütümüzü alalım. İyice çırpalım. Koyulaşıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Pastamı en az 1 saat kadar dinlendirdim. Etrafındaki kalıbımı güzel bir şekilde alıyorum. Kenarlarından taşmış olan pastacı kremamı spatula ile düzeltiyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum krem şantimi üzerine sürüyorum ve pastamın her yerini güzel bir şekilde krem şanti ile kaplıyorum. Pastamın üzerini süslemek için 500 gram beyaz şeker hamuru,
200 gram gri şeker hamuru ve 200 gram da mavi şeker hamuru kullandım. Beyaz şeker hamurumun hepsini elimle yumuşattıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Yumuşak olduktan sonra tezgahımızın üzerine bir miktar nişasta serpip ve üzerine şeker hamurunuzu koyarak merdane yardımıyla istediğiniz büyüklükte açın. Hamurumuz istediğimiz büyüklüğe geldi. Merdanemizi alıyoruz hamurumuzu ve pastamızın tam orta kısmından üzerine kapatıyoruz. Kenarlarını avucumuzun içiyle bu şekilde düzeltiyoruz. Pastamın üzerini güzel bir şekilde kapladım. Servis tabağımın da geriye kalan kısımlarını şeker hamuruyla kapattım arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Pastayı süslerken çekimini yapamadım arkadaşlar. Çünkü pastayı yetiştirmem gerekiyordu ve yanımda yardım edebilecek kimse yoktu. Ve iki tane çocuğum var. Birisi 3,5 yaşında, diğeri 1 yaşına daha yeni girdi. Bunun için kusura bakmayın ama süsleme şeklini şu şekilde anlatabilirim. Pastamızı beyaz şeker hamuru ile kaplamıştık zaten arkadaşlar. Gri şeker hamurunu da şu şekilde yaptım. Beyaz bir kağıdın üzerine eni 2 cm, boyu 15 cm olacak şekilde şeritler kestim. Bu pastanızın boyutuna göre belirleyin sizler bunu. Ben pastanın boyutuna göre belirledim. Daha sonra açmış olduğum şeker hamurunun üzerine o kağıdı koyarak şeritlerimi o şekilde kestim. Toplamda 12 tane şerit kestim. Ve pastamın etrafına aralıklarla yerleştirdim. Tabii şeker hamurunu pastamızın üzerine yapıştırırken isterseniz su, isterseniz de bal kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pastanın alt kısmında da bir gri şerit var arkadaşlar. Bu şeriti hazırlamak için de yine o eni 2 cm, boyu 15 cm olan kağıdı kullandım. Ama bu sefer 15 cm'de kesmedim. Yani pastamı kaplayacak şekilde bir şerit hazırladım ve bu şekilde kestim. Gri şeker hamuru ile hazırlamış olduğumuz şeritlerimiz bu şekilde. Pastamın orta kısmına da mavi şeker hamuru ile bir daire yaptım ve koydum arkadaşlar. Daireyi de istediğiniz bir kase ile pastanızın büyüklüğüne göre hazırlayabilirsiniz. Dairenin üzerine gri şeker hamuru ile fil hazırladım. Filimin hortumuna ve kuyruğuna mavi şeker hamuru ile kalp yaptım. Yine bunları da elimle hazırladım arkadaşlar. Hiçbir şekilde kalıp kullanmadım. Kulağını da aynı şekilde. Gözüne damla çikolata koydum. Gri şeker hamurundan ismi yazmak için bir şerit hazırladım ve pastamı ortalayarak koydum. Daha sonra mavi şeker hamuru ile üzerine ismini yazdım. Pastamın etrafı boş kalmasın diye gri ve mavi şeker hamurlarından benekler hazırladım. Benekleri de şeker hamuru ile bir silindir yapıp küçük küçük kestim. Daha sonra parmağımla üzerine bastırarak beneklerimi bu şekilde hazırladım. Pastamın süsleme aşamasını çekemediğim için kusura bakmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oğlum için hazırlamış olduğum pastamız bu şekilde. Oğlum için hazırlamış olduğum 1 yaş pastası bu şekilde arkadaşlar. Sizler de evinizde kolaylıkla bu şekilde bir pasta hazırlayabilirsiniz. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram hesabımızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın.